Filmlerde kurgucular ne iş yapar? Çok kısa bir özetle, kurgucular neyi görüp neyi görmeyeceğimizi, bunun neresinden itibaren ve neresine kadar göreceğimizi ayarlayan ve bize anlamlı bir bütün oluşturan kişiler aslında. Filmin ham görüntülerini keserler veya İngiliz terminolojisiyle birleştirirler ve ondan sonra bize anlamlı bir bütün sunarlar. Peki tüm bu süreçte bizim neleri görüp neleri görmeyeceğimize karar verirken ve bunların ne kadarını göreceğimize karar verirken neye dayanarak bu kesmeleri yaparlar? Nereden birleştirecek? Yani nasıl karar verirler? Bugün bu işin ustalarından, dünyanın en büyük kurgucularından Walter Murch'ün kesmelerine karar verirken kullandığı 6 kuralı konuşacağız. Yani kesmenin 6 kuralı. Evet. Bu aralar çok fazla Yüzüklerin Efendisi içeriği ürettik. Ancak yine ilk Yüzüklerin Efendisi filminde bu konsepti çok iyi anlamanızı sağlayacak bir örnek var. Hazırsanız hemen konuya girelim. Ama girmeden önce artık alıştınız, minik bir ricam var. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız, size bir katkısı olduysa beğenmenizi, kanalı takip etmenizi, konuyla ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmazsanız çok faydasını görürüz. Teşekkür ediyoruz. Videoya devam ediyoruz. Then you did what I could not. Tried to take the ring from him. Sahneyi daha önce görmemiş olanlar için veya neden bir dönem çok popüler olduğunu bilmeyenler, sahnede herhangi bir anormallik hissettiniz veya gördünüz mü? Eğer görmediyseniz bir daha bakın. Bir çekimde Aragorn'un omzunda Boromir'in elini görürken, Aragorn'un açılarına geçtiğimizde bu eli göremiyoruz. Aslında çok büyük bir devamlılık hatası. Filmlerde mümkün olduğunca bunun gibi hataları yapmamaya çalışırız. Hatta bu nedenle sette devamlılık asistanı dediğimiz insanlar özel olarak çalışır ve tek işleri bunun gibi devamsızlık hatalarını takip etmek. Devamlılık asistanları bu hataları takip eder ve mümkün olduğunca sette bunların oluşmasını engellerler ki kurgucularımız da bu hatalı çekimleri kullanmak zorunda kalmasın. Peki Yüzüklerin Efendisi ilk filminin kurgucusu John Gilbert bunu çok büyük bir Oscar fark etmesine rağmen neden bu çekimleri kullandı? İşte burada Walter Murch'ün kesmenin 6 kuralına geliyoruz. Murch herhangi bir kesmeye veya birleştirmeye karar verirken 6 kuralı takip ettiğini ve bunlara belli bir önem oranı verdiğini belirtiyor. Nedir bunlar? 1, 5 neden 1? Duygu. %51 oranında bir kesmeyi yaparken duyguya öncelik verdiğini söylüyor. 2, öykü. %23 oranında da öyküye önem verdiğini belirtiyor. Yani hikaye devam ediyor mu? Hikaye akışı devam ediyor mu? Hikayeyi geliştiriyor mu? Buna dikkat ediyor. 3, ritim. Yani sahne akıcı bir şekilde, dikkat dağıtmayacak şekilde, filmin o anki temposunu taşıyacak şekilde ilerliyor mu? Buna da %10 önem veriyor. 4. Göz takibi. Ne baktığınız videomuzda da sahneler arası geçişlerde gözümüzün belli şeylere odaklandığını konuşmuştuk. Bu akış kırılmadan bunu akıcı şekilde yapabiliyor mu? %7 önemli olduğunu belirtiyor. 5. Perdenin iki boyutlu yapısı, yani daha önce konuştuğumuz 180 derece kuralı, aks kuralı gibi kuralların devamlılığı, buna %5 diyor. Son olarak da aksiyonun 3 boyutlu yapısı. Yani aslında devamlılıklar, hareketler birbirini tutuyor mu, karakterler birbirlerine göre hep doğru yerlerde mi, buna önem verdiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi aks, devamlılık gibi konular Murch'ün en son baktığı konular ve bunlara bir kesmenin toplam değerinde sadece %9'luk bir değer veriyor. Örneğin bu sahneye tekrar döndüğümüzde öncelikle Boromir ile Aragorn arasındaki o ölüm anındaki duygular sizi filmde sürüklüyor. Burada bir sonraki sahnede ne olacağını merak ediyorsunuz, öykü nasıl ilerleyecek? Bunu merak ederken bir yandan da sahnenin duygusallığına uyan bir ritimde sahne akmaya devam ediyor. Gözünüz iki karakter arasında gidip gelirken devamlı yüzlerine odaklı şekilde kalabiliyor ve böylece hiçbir şekilde sahneden kopmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi %90 oranında her şeyi taşıdığımız için bu devamlılık hatası çok büyük gibi gözükse de bu filmi sinemada veya evinde izleyen insanların bence yine bu oranda %91'den bile fazlası bu devamlılığı fark etmemiştir. Bugün ben gözünüze sokmasam muhtemelen siz de bunu fark etmeyecektiniz. İşte kesmenin 6 kuralı bu saydığımız 6 kural ve gördüğünüz gibi tek bir sahnede bile aslında ne kadar doğru bir sıralama olduğunu ve çok çok büyük hatalar olmadığı sürece devamlılığın bir numaralı önceliğimiz olmadığını görüyorsunuz. Bugün size anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bye. Fişt fişt fişt. Eğlenceli.